Alo. Alo, Halide Hanım. Ben Gülizar. Evet, Gülizar. Sivirici havadislerim var, ondan aradım. Kemal Bey burada. Kemal orada mı? Aha. Eğer buluşurlarsa haber ver demiştiniz ya. İşte şu an çittikti. Yani. Geceyi de burada geçireceğiz Ağar. Peki Gülizar, sağ ol. Alo. Bana karakolu bağlar mısınız lütfen? Kemal, daha iyi misin? İyiyim. Nasıl yaptılar sana bunu? Merak etme Gül, iyiyim ben. Güllü. Bu herifler parayı alana kadar vazgeçmezler. Sen de oğlun da tehlikedesiniz. Merak etme, çok yakında ödeyeceğim parayı. Bu mevzu tamamen kapanacak. Nasıl ödeyeceksin Güllü? Nereden bulacaksın parayı? Hisseleri satacağım. Kimsenin canını tehlikeye atamam. Ya oğluma da bir şey yaparlarsa? O parayı ödemekten başka çarem yok Kemal. Ben gideyim artık. Hayır. Gidemezsin. Yat. Kal burada. Hadi. Ne oluyor Güllü? Jandarma gelmiş. Halide de yanında. Hayrola çavuşum? Bir şey mi var? İhbar var. Çiftliği arayacağız. İhbar mı? Kim ihbar etmiş? Kocamı arıyorum Yasin Efendi. Ne duruyorsunuz? Girsenize. Ne oluyor çavuş? Hakkınızda ihbar var Serap Hanım. Ne ihbarıymış bu? Arayın. Bir dakika, bir dakika. Müsaade etmiyorum aramanıza. Serap Hanım, zorluk çıkarmayın lütfen. Bu kadar alçalacağını düşünmemiştim Halide. Kocamla zina yapan kadına bak. Bana alçalmaktan mı söz ediyorsun sen? Kimse yok komutanım. İyice baktınız mı? Her yere baktık. Kusura bakmayın Serap Hanım. Thank you.
Kemal'in burada olduğunu nereden biliyordu halde? Size soruyorum. Kemal'i yaralı getirdiklerinde çok gören oldu hanımım. Öyle olsun. Eğer bu rezalete sebep olan kişi çiftlikten biriyse... gözünün yaşına bakmam, haberiniz olsun. Beni çağırmışsınız Serap Hanım. Selim, hemen bir beyan hazırlat. Fabrika hisselerinin %20'si satışa çıkartılmıştır. Hisseleri mi satıyorsunuz? Başka çarem yok. Hadi elini çabuk tut. Elbet. Ekrem? Halide. Gözlerini kapat. Niye? Sen kapat, lütfen. Peki. Gel. Ekrem, ne oluyor? Biraz sabret lütfen. Gel. Şimdi gözünü açabilirsin. Doğum günün kutlu olsun. Umarım bu hediyeyi kabul edersin. Abimin arabası. Evet, biliyorum. Peki sen bunu nasıl aldın Ekrem? Tefeci Serap'ın alacaklarına karşılık bu arabaya el koymuş. O da satışa çıkarmış. Ben bu arabanın mutlaka sana ait olması gerektiğini düşündüm. Böyle bir şey kabul edemem. Halide, lütfen kabul et. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Zamanla kaybettiğin her şeyi geri alacaksın. Hatta daha fazlasını. Ve ben elimden geleni yapacağım bunun için. O halde benim de size bir teklifim olacak. Nedir? Fabrikadan Selim aradı biraz önce. Serap, hisselerin bir kısmını satışa çıkarmış. Benim arabamın ne işi var sende? Bu artık senin araban değil. Ne işi var sende dedim. Seni hiç alakadar etmez. Ne dolap çeviriyorsun sen? O tefeciyle de mi işbirliği yapıyorsun? Ne demek istiyorsun anlamadım. Pamukları da sen yaktırdın değil mi? Ha? Her şeyi kaybetmen pahasına bile fabrikanın batmasını göze alacaksın değil mi Halide? Söyle. Yangını da sen çıkardın değil mi? Tüm bunları hak ettin sen Serap. Hiç heveslenme. Kazanamayacaksın. Yaptığın bütün çirkeflikler, yaptığın her şey su yüzüne çıkacak bir gün. Cezanı çekeceksin halde. Tebrik ederim Halide. Emeline ulaştın. %20 büyük bir pay. Bu satışı başkalarının duymasına mani o. Bizden daha istekli bir ortak çıkmasını istemeyiz değil mi? İyi ama ne olursa olsun Serap hisseleri sana satmayacaktır. Evet, satmayacaktır.
Ama satabileceği birini tanıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.